Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sabahın erken saatleri kalktık. Sabahları hava serin oluyor. Baba ama bunları da bildik değil mi? Bunları nasıl yaptık ata? Evet ama öbürlerini de yaptık. Yapacağız değil mi? Ata ile dün bayağı yorulduk. Atanın da yorgun uyudu, kaldı. Güzel dinlendin mi? Enerjini topladın mı? Evet. Tamam. Bugün işlerimiz var. Evet ama... Güzel işler yapacağız. Evde mi? Yok benim şimdi dışarıda işlerim var. Hı. Tamam mı? Nereye gideceğiz? İzmir'e gideceğiz bugün. İzmir'de özel bir işimiz var. Sizle de paylaşacağız. Nereye orası? İzmir. Donut yemeği mi? Yok. Evet hareketli bir gün yine bizi bekliyor. Siz de kemerlerinizi bağlayın. Kahvenizi, çayınızı alın. Ekran başına geçin, değil mi adam? Oh oh oh. Herkese merhabalar. Benim bu geçen işte artık son şeyden kalan biberlerim var. Onlar da artık bir torba bu kadar kalmış, bozulmasın diye. İpe diziyorum şu anda, böyle ipe dizip onları asıp kurutacağım. Belki isteyenler olur, belki ben kullanırım. Bakalım işte, duruma göre değişecek. Biliyorsunuz bugün Kaan böyle çok heyecanlı bir şekilde dışarı çıktı. Ne olacak diye merak ediyorsunuz bence. Şöyle söyleyelim, bizim küçük ve büyük arabayı biliyorsunuz işte satılır mı diye böyle bir şeye koymuştuk. Nedir onun adı? İlana koymuştuk. Ben küçük arabanın artık bir an evvel satılmasını çok istiyordum. Çünkü çok uzun zamandır bizimleydi. Hani onu artık böyle bir değişim isterseniz de, değişim dönüşüm, onun bir an evvel gitmesini aşırı derecede istiyordum. Yani hayırlı bir şekilde. Şu anda haber geldi ve küçük arabamız çok tatlı bir aileye satılmış. Ödemiş'ten bir aileye satılmış. Onlar da bizim gibi gençmiş. Çocukları varmış. Allah inşallah onların da hayırlısıyla güzel bir şekilde sağlıklı, güzellikle kullanmalarını nasip eylesin. Hayrını görsünler. Hep iki tarafta hayrını görsün. Biz de öyle, onlar da öyle. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Onu haber vereyim dedim. Kaan şimdi Ödemiş'e gidiyor. Çünkü tek araba ile gelmiş. O yüzden yanında kimse olmadığı için şimdi o arabayı Ödemiş'e bırakacakmış. Ondan sonra da işte adam buraya bırakacakmış şeyi, Kaan'ı. Öyle. İşte öyle. İnşallah siz de iyisinizdir. Bir önceki videolarımızda şey yapmıştık, erişte yapmıştık biliyorsunuz. Çok keyifli geçmişti. Çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Ne o? Arı mı var? Evet. Tamam, alırım onu. Ata sen neler yaptın? İyiyim. Oh tokuştuk. İyi misin? İyiyim. Neler yaptın bakayım? İyiyim. Denemeyeceğim. Seni çok beğenmişler Ata. Niye? İşte demişler ki bu çocuk çok çalışkan, çok güzel çalışıyor. Babasına yardım ediyor maşallah. Hep böyle yorumlar gelmiş. Ne diyeceksin onun sana güzel şeyler söyleyen şeylere? O tırnaklarını ne yaptın ya? Soy onları. Neden yamıyorum? Boş. Hiç güzel değil, hiç yakışmamış onlar. Soy onları, soy. Soy. Durmuş. Soy şey yapıyor, oyun oynuyor bir yandan. Ondan sonra tırnaklarını şey yapıvermiş, boyu vermiş. Çıkar onları anneciğim hadi. Bak. Soy, kabukları soyuluyor onların. Çıkar bakalım nasıl çıkaracaksın göreyim. Slime gibi. Ata seni çok beğenmişler anneciğim. Nasıl beğenmişler? Bir şey diyecek misin seni sevenlerine? Yiyeceğim. Ne diyeceksin onlara? Giyerim. Söyle bakayım ne diyeceksin? Gidi not demiyorum. Ay çok sevindiler bence şu an. Çok hoşlarına gitti. Ben de sizler için öpeyim Atayı. Oh. Bizim bugün böyle bir gün işte. Kaan'ı bekliyoruz. Birazcık böyle dışarı çıkacağız. İzmir'de falan işte işlerimiz var. Arka bahçeyi düzenleyeceğiz inşallah. Kumlar döküldü. Orası çim olacak. Çok heyecanlı bekliyorum ben de vallahi sizler gibi. Sürekli tabii müdahil olamıyorum inşaat işlerini, dışarıda paketleme işte ürün işlerim olduğu için. Öyle küçük bir video çekeyim dedim size. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Çok çok kendinize iyi bakın. Bakalım birazdan ne olacak.
Evet, sabah sabah çok hareketli bir gün geçirdik. Daha doğrusu ben geçirdim yani. Seninle beraber biz de geçiriyoruz mecburen. Hayırlı uğurlu olsun. Amin inşallah. İki taraf için de hayırlısı olsun. Tebrik Şu ederim. An pick-up büyük kamyonet aracımızdayız. Diğer bir tane küçük arabamız vardı. Onu sattık bir polis memuruna. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah amin. Hayrını görsünler. Evet. Ne yapacaklarımızla ilgili daha sonra paylaşacağım. Şu an çok böyle bir gerginim. Terliyim. Bir de İzmir'e gitmemiz gerekiyor. Şimdi farklı bir atraksiyon var. Değil evet mi? Öyle bir şeyler söyledim. Söyledin Tam mi? Bahsetmedim ben de evet. Hadi gidelim orada bahsederiz. Hadi gidelim. Evet, geldik. Sovacımıza. Evet. Neden geldik? Neden geldik? Bunu bakalım çok okulumuza sovaya gidecek abi. Evet, hadi bakalım inşallah. Evet. Sağ olsun. Burada sova modelleri var. Bakın. Kaan hoş geldin. 40 yıldır tanıyormuş gibi geldi. Ama Hasan'ın buraya gelmişti kız ya, geldi ya. O gün gittik, seyrettik eve gidince. Evet. Ondan sonra gördük, Abdullah'la beraber motor sürüyorsunuz. Evet. Ev bakmaya gittiniz evet. Ya, orada ya. Şimdi merhaba yarın, diyelim. Merhaba. Merhaba. Ama şeyde kilolu gösteriyorsunuz ha. Evleri geçen camları sildiniz. Evet, aynen. Taş evleri yaptınız. Adam o da şeyleri sileceğim diye neler çekiyorsun ya? Ne yapalım? Sakal yakışmıyor mu? Yok ya. Değil mi? Evet, değil mi? Kessin Haydi sen iyi şuna ya. Haydi ya. Yakıştırmadı adamı. Ya adam. Durun bir dakika ya. Haydi ya. Abi merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyisin. İyi valla şükür. Ne oldu? Seyrediyoruz oğlum biz. Ya seyrediyoruz işte be abi. Canlı seyredi. Abla merhaba. Ya müdavimiz oldu ha mahallede. Vallahi. Vallahi şeyler var ya. 2 kilo gösteriyor. Vallahi hoş geldin. Vallahi daha iri gösteriyor. Vallahi orada iri. Vallahi şişman gösteriyor. Biraz iri gösteriyor. Ya o şeyden kameradan kaynaklanıyor. Evet. Ya. İyi Kaan da iri gösteriyor. Çocuklar yine iyi. Dün sen dün oralar taşları şey yaptı etti oturdu bir nar yedi. Bak şimdi nar yiyeyim diyor. Seçiyor zaten. Çocuklar için kıyam vakti çocuklar yine kıyam gitti en güçünü aldı orada oturdu yedi. Hatırlıyor musun? Evet evet hatırlamadım. Ya araba satma çocuk arabayı hiç görmüyorum ben orada ya. Yok öbür küçük arabamızı sattık. Onu da bugün sattık. Hadi be. Chevrolet galiba. Evet. Direksiyon arabasında gördüm onu geçen gün. Onu işte bu sabah onunla uğraştım. Bu araba gözükmüyordu park yerinde. Yok dışarıda duruyor ya. Dışarıda mı? Evet, dışarıda. İyi hadi bakalım hayırlı olsun. Sağ ol abla çok teşekkür ederim. Ataya selam söyle. Selam söyle. Ya ne gülüyorlar böyle ha. Nevoş diyor. Çok çok selam söylüyorsun. Arabayla motorla gezmeye gidiyorlar. Tabii canım. Bir tane motorla. Bayağı takip ediyorlar. Orayı nasıl çıkıyor ya yokuşa? Abi acayip o. Vallahi bile ben hayret ettim ha. Tırmanıyor ha. Hayır motorun çıkması değil. Evet. Abdullah abi çok manyak sürüyor. Ama o daha şey... O daha az daha bilinçli kullanıyor. Çünkü eskiden kullanmış, tabii, daha yeni kullanıyor. Alışıyor o. Çocukluktan beri üstüne inmemişler yani. Ama iyi insanlar yani. Çok. Seyrediyor. Şimdi biz her şeyi biliyoruz ya. Biz başka yerler seyrediyoruz. Seyrediyoruz ama iyi insanlar yani. Tabii bu İzmir'di. Bu sen Ankaralısın diyor. Vallahi baya takip ediyor. Evet. Ankaralısın diyor. Bunu ben de bir azık ben de Ankaralıyım diyor. Benim babam da Subay diyor. Deden diyor. Sakalı sevmez diyor. Abi Erzim. Bizim sana anlatacak bir şeyimiz kalmadı ya. Dedem var ya hayatımda. Ben o taşları oraları bakım yapmadan önce neden taşları koymadın? Neydi? Yani? Sıranın olduğu yere. Misal hani o taşları döşedin ya. Taş duvarı evin yanında böyle evet. Dama doğru gidiyor ya. O taşları yıkıyorsun ama tam kapının girişi taşı çok güzel koydun böyle. Koydun. Orası çok güzel oldu. Tamam ben de içine sinmedi. Harcı şey yapıyor. Turu yapıyor aralarını döküyor böyle. Yalnız şeye kadar yapmadın bak. Hani ama şey diyor. Yapmadığın şeyi bizi bildirin diyor. Söyleyin diyor. Eksiklerimiz olabilir diyor. Tabii derim ya biliyorum. Ha, mesela buradan böyle geliyor. Burada boru var bak. Geniş burada mi boru var. Onu ne yapacağım biliyor musun? Şimdi burası. Dur bakalım. Şöyle ya. Burada şeyler senin buradan geçmen engel olur. Oraya şöyle bak. Şöyle bir kestirme yapacaksın. Ya, hani böyle geçmek, böyle geliyorsun,
Misal taş duvarın olduğu yerde yüksek böyle basamak var ya, orada bırakmışsın. Aslında oraya kadar da götüreceksin orada taş duvar. Ama o zaman kapı kapanmaz. Hayır, orada dışarı, dışarısı. Taş duvar burası ya, geri evet. Doğrama yaptım. Orada basamak var yüksek. Evet. Orada aşağı inip toprağa ineceksin. Kendi şeyi burada bırakmışsın, taşları. Oraya gidersen işte kapının... Hangi kapı? O burada kapı yok ki. Kapı yaptın ya oraya. O kapanmıyor o zaman. Kapanmıyor mu? Hem orayı çim yapacağım. Sen bir git köye gez gel ya. Orayı çim yapacağım. Bizden daha çok biliyorlar onlar valla ezmeleri. Köpek bir tanesi Baxter galiba. Yok. Dogu mu var? Dogu mu var? Boş ver. Kuş bankası mı var? Bayağı takip ediyorum. Maşallah. Evet abi, senden soba aldık. Evet, tekrar hoş geldin. Hem mahallede bayağı etkili olmuş galiba. Çok çok mahallede değil, biz bayağı bir takip ettiğini arttı evet. Yani burada. Ama şöyle bak, hani reklam olsun diye falan demiyorum. Hakikaten soba 10 numara. Evet, hakikaten emin olmayan görmedim ben. Kullanıcı burada. Çok güzel ısıtıyor vallahi, bütün evi ısıtıyor. Ya ısısını yani. Çok güzel veriyor. Yani çok güzel. Herkes benim. Kendine Müslüman değil onun yani. Onun için döküm olanları geldi, içi bitti. En son. Mesela bak şeyden korkmuştum. Soba küçük ya, içine hani odun sığdıramam diye, ama içerisi bayağı geniş. Yani şu kadar... İçine girecek şekilde odun kes at. Evet, sığıyor yani. Evet. Çok memnunuz yani. O yüzden soba alacaklar, hakikaten seni tavsiye ederim. Tavsiye edebilirsin, yardımcı oluruz. Zaten senin sayende kaç kişiden İstanbul'a, Antalya'ya, Denizli'ye hep gönderdik. Valla, inşallah onlar da güle güle kullansınlar. Yani ben kimse de mahcup olmak istemem, hakikaten... Sadece birine yolladım, içinin tuğlası kırmışlar yolda, ona tuğla gönderdim. İyi, bak yani onu da yapmayabilirim yani. Sonra baktım, çıkarmışsınız ipi. Evet, sonra kuzu, koçu, aralar bak ne güzel kaynaştı etti. Ama abi iğne alın. Acaba şimdi diyor, koç diyor, biz götürsek diyor. Şimdi kuzular diyor, hastalık bulaşır mı diyor. Bunu veterinere götürmek lazım. Bayağı kirlenmiş be abi. Valla abi ne kadar heyecanlı anlattın. Ama var ya, kuzu... Kuzuyu bir gördüm o. Nasıl yok? Ay içim gitti. İşte sonra keçileri gördü ama keçi en sonu kuzuyu aldılar. Çocuk dedi kaç para dedim. Taktı şöyle. 1000 lira yeter abi. Tamam dedi. Bak diyor nasip bizim diyor. Oradan buraya geldik kuzu aldık diyor. Vallahi her şey biliyorum. Şey, Allah. Ama şey ama iyi insansın güzel. Sağ olun abi. O sizin iyiliğiniz valla. İyi insansın. Buraya işi bitirmeyiz, oraya gelin, oraya çıkalım, tamam mı? Tamam, tamam. Ben tamam. De işinizi yapın. Tamam, sağ ol. Tamam. Biz oraya insanlar çekelim. Tamam, tamam. Mahalle toplamda soru seyredelim. Burası Buca diye geçiyor değil mi? Buca da akşam fena sallandık. Güzel. Ay evet, çok geçmiş olsun. Burası tam merkeziydi. Çok kötüydü ya. Burada, ay nasıl hopladık ya. Kısa sürdü ama bayağı bir... Apartmanda daha çok hissediliyor. Çok, çok. Bayağı bir 3'ten sonra uyumadık zaten. Evet. Çıktım herkes dışarı. Allah bet evime korusun. Ya 10 dakika çıktık, soğuk ne yapacaksın? Ne evet. Girdik yani. Ay. Geçmiş olsun diyelim valla. Ama şey yeni bir işin açıklama yapılmış. Bu bölgede bu... Yeni bir fay hattı varmış. Ha, fay hattı ama 5.5'un üstüne kesinlikle çıkmayacak bir fay hattı demiş. Yani korkmasın üzüller diye bir açıklama yapılmış. Orada olduğu kadar eskimesin. Ay sağ ol. Evet şimdi... Aslında buraya gelmemizin en önemli sebebi Hasan abi bizi kendisi davet etti. Biliyorsunuz Gizem bir duyuru yapmıştı. Evet, Can hocamız, müdürümüz çok uzak yani köy okulunun iki tane sobaya ihtiyacını olduğunu söyledi. Sağ olsun o da hani bir şeyleri duyurmak istediği zaman işte bizden yardım istiyor. Biz de işte vesile olabildiysek ne mutlu. Onu duymuşlar. Hasan abi de bunu duymuş. Hemen duymuş. Beni aradı. Çocuklar evet. Söyledi bana hemen evet. Dedim yardımcı olalım ya okul. Evet. Çocuklar da bizim üşümesinden. Sağ ol Allah razı. Zaten çok... hayatta bir üşümek zordur. Bir de açlık. Aynen. Geri kalan hepsi geçer. Allah Allah. Evet. Üşümek zor, açlık da zor. Sobalarına sen sponsor oluyorsun. Sobalar bizden olsun. Valla aklınızı helal edin. Olsun, helal iş olsun. Öyle şeyin şey olmaz evet, yani. Hayra geçmiş olacak, sevap olacak. Evet, iyilik yapmak çok yani. Güzel bir şey. Hele şu zamanlarda herkes... Kömür mü yakıyorlarmış? Ya, dağ köyüse odun yakarlar daha çok. Odun olabilir. Şimdi devlet falan da belki kömür evet. Falan gönderiyor. Ama belki. İkisini yakabilecekler. Odun kömür istediğini yakabilir. Tamam. Fark etmez. Tamam. Ben iyi bir soba vereceğim. Biz de sobayı almaya geldik. Hem bunu böyle bir güzel haberi paylaşalım istedik. Hem de arabamız müsait. Artık evet. Yarın mı olur o? Pazartesi mi teslim ederiz? Acelesi yok dedi öğretmenimiz. Bakalım bir... Ha, yarın cumartesi, pazartesi teslim evet, ederiz. Evet, pazartesi teslim ederiz.
Onları da göstereceğiz zaten. Oradan da sen izlersin abi hangi odula gittiğini. Evet. Sağ olun. Hatta bir daha bir şey yapmıştık, bana falan ufak bir destek yapmıştık. Neydi o bebek? Aysema bebek mi? Ay sağ olun Allah. Şimdi de Tire'de bir bebeğimiz İnşallah. Var işte. Ama ben de gelmişken boş dönmek istemiyorum. Senden o odunluk şeyi satın alacağım. Tabii. Kaldı mı? Var mı? Var var. Tamam. Odunluk mu? Hani öyle şey... Odun koyma için değil mi? Odun koymak var, için. O da var. O çok önemli var, ya. Var. Evet. Evet. Onu da ben alacağım. En azından biz de boş dönmeyeceğiz. Eyvallah. Evet aynen. Evet sağ olun ya. Evet. Bu iki, bu iki soba. Çok büyük hayır yani bu gerçekten. İki tane sobamız burada. İçi sağlamdır. Kaliteli bir soba. Evet. Daha dandikleri de var da onu vermiyorum. Yani. Valla ikinci el bile olabilir dediler. Evet, ikinci el de var da gerek evet. Yok ya. Bizden şey olsun. Evet. Yani sonuçta senelerce kullanacaklar. Kullan. Valla çok teşekkür ederiz. Hatta ben sobacılarıma da söyledim toptancılarıma. Abi sezon sonu olsa çıkar dedi yani. Ben yine ayarlarım sorun değil. Tamam. Öyle iade geliyor ufak tefek vuru oluyor. Öyle hayır için veriyorum. Evet. Bakın yani biz de şöyle gösterelim. Burası Er Yılmaz Ticaret Buca'da. Değil mi? Şeye navigasyona Hasan Er Yılmaz yazdığınızda direkt buraya sizi kapıya getiriyor. Kapıya kadar getiriyor. He? Hakikaten işini seven, değil mi? Yardımcı evet, olan. Evet aynen ya. Sağ olun. Böyle insanlar çoğalsın inşallah. Umudunuz artıyor böyle. Ben de tesadüfen Facebook'ta evet, o sobayı paylaşmış. Evet nasıl nasip olacakmış işte. Nasip, evet. Aynen nasip. Ama büyük şey etki yani. Yarattı sobamız. Razı olsun senden. Bayağı bir arayan oldu. Bir de dışarıdan arayanlar güvendiği için senin sayene evet. Para atıyor. Ben de malını gönderiyorum. Aynen güzel. Dışarıdaki güzel, insan tanımıyor. Çünkü evet. Üçkağıtçı çok. Tabii Allah razı olsun o konuda faydalı. Bizim açımızdan da yani biz de balkonumuza koyduk. Şimdi her sabah yakıyoruz, evet, akşamları yakıyoruz. Güzel keyfini çıkarıyorsun görüyorum yani. Evet. Çok keyifli yani. Gerçekten. Şimdi bunları yükleyelim o zaman biz. Serhat ben onlara bir kutu vereyim. Tamam. Başıma batmış. O değil depremde yıkıldı. Sizin çalışma yerinize de... O ne ya hakikaten? Bundan alacağım. Hadi be. Bu nasıl bir şey ya? Çok güzel bak ya. Aa. Buraya odunu atıyorsun, dışarıda da kullanabilirsin. Aa ne güzel. Varil soba. Varil soba bak şuradan çek. Aa süper. Bir büyüğü var, küçüğü var. Görüyor musun lan? Ay çok güzel. Ofiste çok güzel olmaz mı? Evet ya çok hoşmuş. Olabilir de bakalım soğuklar bir gelsin. Evet. Arabayı şöyle öyle mi alayım? Evet oradan zor olamaz. Bence al. Atıyorum abi sana. Tamamdır. Bakayım. Şu içinde o, ateş yakalan. Ateş de yakabilirsin onda. Kışın tamam. Böyle daha güzel hoş gözüküyor. Öyle mi? O biraz peki. Daha büyük. O işte bizim balkona şey olur mu acaba? Bir güzel ben mi? İndireyim. Hadi indireyim. Bakalım abi. Kolay gelsin. Aa. İyi günler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel gel. Bak. Bu olsun abla. Odun koyacağız içine. Aa, evet. Bunun içine ateş de yakabiliyorum bahçede. Süper. He? Süper. Yok bu daha güzel. Ama ya. Bu bunun içine ateş yakamıyorsun biraz daha küçük. Orada nerede? Çok ama büyük. Ateş hani atıyorum kışın aşağı indirip evet, orada otururken iyi. Yakabilirsin. Bence bu daha iyi. Bu mu güzel? Evet. Ya ben şey hani balkona biraz büyük mü olur diye düşündüm mü? O zaman evet ya bu daha iyi. Zaten içinde yakacak bir şey yok. Yapmaz mı? İçine odun koymak için sobanın evet. Yanına. Evet. Yedek. Aynen odunla bunu alalım. Bu balkonda bayağı yer kaplı. Çukuru bununla veriyoruz. Çamaşır makinesi kazanından. Evet, herkes yapıyor. Herkes yapıyor. Evet. Herkes yapıyor. Kışın satılıyor. Yazın gitmiyor da. Bunları kaç tane satıyorsunuz abi? 200 lira. O nasıl satın? 200 lira. İyi ya. O mu? Aynen bu biraz ya şey olarak aynı aslında ama daha minik.
Bizim balkona... Odun koyacaksan koy. Aynen. Daraltmasın evet. Diyorsan ama dışarıda kullanırım, evet. Yakacağım. Evet. Biz bunu alalım o zaman. Küçüğü alalım ya. Tamam. Narımız güzel ya. İki ağacımız var. Bir tane de küçük var. Ha, güzel nar verdi. Ama güzel. Orada yavaş yavaş sen yaparsın orayı. Yapacağız ya. Şimdi ben işte yağmur veriyor ya hafta sonuna. Hemen o toprağı bir yayıp şimdi tohumunu atmak istiyorum ama hiç bitmiyor ki. Çocuklar bekliyor. Bir dahakine inşallah. Geliriz gene. Kendinize iyi bakın. Çok hadi. Memnun olduk. Görüşürüz. Allah işin birbirini rast getirsin. Hepimizin, sizin de. Sağ olun. Abi kolay gelsin. Durmaz, hadi, durmaz ya. Başka zaman inşallah. Sağ olun. Ata uyuyor ata. Abi çok teşekkür ederiz. Çay hazırdı ama. Vallahi çocuklar arabada tamam, uyuyor. Tamam, bir dahakine inşallah. İçeceğiz tamam. İnşallah. Bekleriz, buyur gel. Okulumuz adına çok teşekkür ben ediyoruz sana. Her zaman. Tamam. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Biz de bekleriz. Bir dahakine de siz gelin abi. İnşallah. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Sağ olun. Evet, artık kış yavaş yavaş geliyor. Gerçi kısa kolluyuz ama bugün herhalde sıcakların son günü. Çünkü yarın yağmurlu bir gün olacak. O yüzden bugün acilen yan bahçeyi yapacağız. Ancak onu bu videoya koymayacağım. Çünkü bu video çok uzun oluyor. Geçen kızmışsınız bana. 50 dakika video mu olur Kaan diye. Arada sırada uzun olacak, arada sırada böyle olacak. Benim videoyu size yetiştirmem için, çünkü sizi videosuz bırakmak da istemiyorum. Her gün istikrarlı bir şekilde video atmaya çalışıyorum ama bazen çok iş yoğunluğundan dolayı atamıyorum. Araba satışından dolayı maalesef atamadım mesela. O yüzden şimdi bu videoyu ben hazırlayacağım. Ondan sonra yan bahçeye geçeceğim. Siz bir sonraki videoda burayı izleyeceksiniz. Ata gel bakayım. Şimdi bakın burayı şöyle bir göstereyim size. Heh, geldin mi? Geldim. Atamıza da nazar değdi, bakın göster. Kolunu küçük yakmış tavada. Değil mi oğlum? Hiç ağlayıp sızlamıyor, söylemiyor bile bize kolum yanında diye. Komando musun oğlum sen? Ağlamıyorum da değil mi? Hiç ağlamıyorum be. Ağlatma da rumaz etmiş. Şimdi ata bak. Bunları yayacağız, tamam mı? Tamam. Sonra silindirimizle burayı böyle ezeceğiz. Toprağı böyle dümdüz yapacağız. Cilindi nerede? Şurada ben yaptım ya orada. Hmm. Tamam mı? Sonra çim atacağız. Çim tamam. Tohumlarımızı atacağız. Üstüne de torf atacağız. Tamam mı? Nereye taşıyacağız? İşte bunlarla taşıyacağız. Tamam mı? Ben bunu aldım. Ha, ben de. Evet. Ben tamam. De bunu aldım. Ama şimdi değil. Evet. Şimdi arabamıza gidiyoruz. Evet. Odunluğumuzu getireceğiz. Evet. Odun değil. Odun kovası aldık ya. Ha, evet. Ben de gelmiştim değil mi? Evet. Ama hiç ağlamadım değil mi? Evet. Taş odamız da muhtemelen bu hafta yapılacak. Bakın Tahsin abiden haber bekliyoruz. Artık bu hafta herhalde biter diye ümit ediyorum. Onu da gelişmelerini sizle paylaşıyor olacağım. Şimdi arabaya gidelim. Dün sovacı abimizden aldığımız odun kovamızı götürelim balkona. Bakalım nasıl olacak. Odunu da dolduralım. Bu. He bu mu? Bu. Ama dur tutabilecek misin biraz ağır? Tutalım. Tutabilir miyim? Tuttun mu? Evet. Tamam ver şimdi ben tutayım, o biraz tehlikeli. Hadi sen yürü. Öbür hafta bu. Beraber tutalım mi? Tamam. Sen önüne bak. Aferin sana. Hadi bakalım. Bir de açtı. Baktana ağaç var burada. Değil evet, mi? Süs yapmışlar değil mi? Evet. Güzel mi bu? Evet. Bunun de... için... Buna ne yapacağız biliyor musun? Evet biliyorum. Ne yapacağız? Neyi dökeceğiz? Ne dökeceğiz? Neyi odun mu? Evet. Ya odunlarımızı koyalım. Ya bak burada götür. Bir kuşlar uçuyormuş havada. Evet. Odunlar bu mu? Bak odunlar burada var. Anne. Niye odunlar bu mu? Tavşan da buradaymış.
Şimdi bunları koyalım, tamam mı? Burada küçük küçük var. Sonra daha bu arkada bir sürü odunlar var. Onları da yakacağız. Buna mı yapacağız? Evet. Şöyle bunları böyle yan yan dizeceksin böyle, tamam mı? Bunları böyle diz. Güzel mi? Çok. Anne ben de babam buldum. Tamam bebeğim. Bunu koyuyorum. Tamam. Bu bir tane araba almıştı arabadan. Ne oldu şundan? Şöyle. İyi oldu değil mi boyu? Bak oradan. Bakayım. Evet çok güzel. En azından döküntü olmayacak yani. Evet. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ablası da penguen yapıyor. Yaptım. Evet. Şehirden köye göç ailesi sizlere alas mı aldık diler. Bu arada Instagram hesabımıza girerseniz orada TRT Haber'de çıktığımız videomuz var. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Evet. Biz çok beğendik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Değil mi? Evet, sağ olsunlar. Var mı diyeceğiniz bir şey? Kapatıyorum. Teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz bye bye. İçin, bizi sevdiğiniz için. Biz de sizi çok seviyoruz. Yeni videolarımızı lütfen kaçırmayın. Küçük bir kalp bekliyoruz sizden yorumlara. Hoşçakalın. Görüşürüz.